yazdı galiba. Ben de öğretmek istiyorum. Sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Hocam, az önce mesleğin donanımlarını konuştuk. Buradan yola çıkarak ben size şunu sormak istiyorum. Mesleğin olumlu ve olumsuz yanları neler? Yani bu mesleği icra edecek bir aday öğrenci. Ben bu mesleği seçersem daha olumlulukları var. Yine seçersem daha olumsuzlukları var gibi düşünebilmesi için bunlar neler? Bize bunları açabilir misiniz biraz? İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir büyük yarış programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam 2000 yılının mesleği olan, hemen hemen yaşamımızın her alanında var olan ve dünya ile iletişimimizi sağlayan bilgisayarla ilgili bir mesleği tanımaya çalışacağız. Hepimiz biliyoruz ki evlerimize kadar giren bilgisayar, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası, hatta tutkusu oldu. Hele çocuklarımız için birbirinden güzel birer rüya gibi. İş hayatımızda ise neredeyse bilgisayarsız geçen bir günümüz yok. Şimdi bugünkü konumuz olan bilgisayar mühendisliği ile ilgili bir tanıtım filmimiz var. Birlikte izleyelim. Sevgili izleyenler, bakalım konuk öğrencilerimiz neden bilgisayarı seçtiler? Evet sevgili Gönül, sen niçin bilgisayarı seçtin? Ben öncelikle matematik dersini sevdiğim için mühendisliğe yöneldim. Polis. Siyasetçi. Doktor. Asker. Hemşire. Ben de öğretmen olmak istiyorum. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Uzun süreli güzel bir bayram tatilini geride bıraktık. Bu tatilde kimilerimiz tatile gitti, kimimiz ise evlerinde bayram programlarını izledi. Bizler de geçtiğimiz bayramda evlerinize konuk olarak sizlerle birlikte ekonomi mesleğini işlemeye çalıştık. Bu programımızda ise tüm yaşamımızda oldukça değerli bir yeri olan, insanların her alanda eğitilmesindeki önemi asla tartışılmayan, hepimizin saygı duyduğu kutsal bir mesleği tanımaya çalışacağız. Öğretmenlik. Evet sevgili izleyenler, onlar içimizden birileri. Aslında hepimizin bir yakını mutlaka öğretmendir. Hatta hepimizin yaşamında birçok öğretmeni olmuştur. O halde bu kutsal meslek ile ilgili filmimizde bakalım neler var. Sevgili izleyenler, Anadolu Televizyonu ekranlarından hepinize tatil sonrası sevgiler, saygılar, esenlikler. Geçtiğimiz hafta eğitim programımızda değerli uzmanlarımızın bilgileri ışığında özel okullarda eğitim ve öğretimi işlemeye çalıştık. Bu haftaki sağlık programımızın konusu ise lösemi, yani halk diliyle kan kanseri. Bugün sizleri uzmanlarımızın bilgileri ışığında bu konuda aydınlatmaya çalışacağız. Sevgili izleyenler, lösemi deyince hepimizin aklına olumsuzluk gelse de, hayatta tedavisi ve çaresi olan hastalıklardan biri olması nedeniyle ümitleri de beraberinde getiren, başta umutsuzluk sunsa bile sonuçta sağlıklı bir geleceğe dönüşebilen bir hastalık. Zaten bugün dünyada bu hastalığı yaşam sevgisi ve sürekli gelişen bilim sayesinde yenmiş birçok insan var. Şimdi programımıza katkıda bulunmak amacıyla stüdyomuza gelerek bizleri onurlandıran konuklarımızı tanıyalım. Sayın Doktor Fahri Aslantürk, Halk Sağlığı Uzmanı ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı. Hayatın İçinden programı devam ediyor. Hayatın İçinden programında değerli bir konuğumla birlikteyim. Değerli konuğum Nesrin Akkoç. Kendisini belki de hatırlıyor olabilirsiniz. 1988 Türkiye güzeli, ama sadece Türkiye güzeli değil, aynı zamanda Amerika ve İskandinav ülkelerinde güzeli seçilmiş kendisi. Yani bir nevi uluslararası bir taçı veya ödülü var diyoruz kendisini. Şimdi biz onu nereden hatırlayacağız? Evet, çok güzel bir yerden hatırlayacağız. Bizimkiler dizisinden hatırlayacağız. Bizimkiler dizisini kendisine soracağım, konuşacağız, uzun uzun sohbet edeceğiz. Bizimkiler dizisindeki Özge Hanım. Evet, Bizimkiler dizisini biz uzun süre seyrettik ve bu diziyle
büyüdük diyebiliriz. Ama bizim yaşımızdakiler seyrettiler. Şimdiki gençler belki hatırlamazlar. İlk sevilen, uzun soluklu seyrettiğimiz dizilerimizden biri bizimkiler. Orada hangi kahramanlarımız vardı? Şimdi o kahramanlarımız pek çok oyunda, pek çok dizide de oynadılar ve devam ettiler. Şimdi kendisi Nesrin Akkoç, aynı zamanda sosyal bir derneğin de başkanı ve bir STK'yı da yönetiyor. Bunları da kendisine soracağım. Evet Nesrin Hanım, hoş geldiniz. Çok güzelsiniz. Sanki bugün güzellik kraliçesi yarışmasında birinci olmuş kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu güzelliğinizi 1988'den beri nasıl muhafaza ettiniz? Öncelikle teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. Bence ışığınız üzerime düşmüş olabilir mi acaba? Olabilir tabii ki. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Gülünce daha güzel oluyorsunuz. Siz hep gülün bence. O zaman ben program boyunca gülüm var. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi efendim, bu güzellik kraliçesi yarışması çok önemli. Nasıl girme cesaretini gösterdiniz? Aileniz arkanızda destekçi miydi? Hayır. Aslında çok tesadüf. Ve çok spontane gelişen bir olay. Ben 15 yaşında evlendirilen ailelerden birinin çocuğuyum. Daha sonra boşanmak için ayaklandığım zaman sorunlar oldu. Ama 20 yaşında bizim bu yarışmamızda işte evlilik veya şey sorunu yoktu. Böyle bir ortam vardı. Tesadüf bir abim çağırdı. Dedi ki böyle böyle. Sanırım yarışmanın son günü Milliyet Gazetesi'nde düzenlediği bir şeydi. Bir sorun olmuş. Ve bütün jüri ayaklanmış. Demişler ki hepimiz tanıdıklarımızı çağıralım. Eğer işte kim seçilirse o olsun. Yani sorunu da böyle çözmüşler. Güzel. Ben de çok tesadüf gittim. Yani çok kıramayacağım bir abimdi. Hatta şunu dedim, beni öldürürler. Ben nasıl ismimle giremem dedim. Ve göbek adım Eylül, Eylül İkbay ismiyle girdim. İşte 3 yürüyüş biliyorsunuz. Çünkü yürüdük. Bu milliyetin evet. Yarışmaları çok önemlidir, çok, ciddi, çok kıymetlidir, çok ciddi, çok değerli çok jüri üyeleri vardı. Sadece güzelliğe bakmazlar. Hatta. Aynı zamanda işte konuşması, oturması, aynen, kişiliği, aynen. Eğitimi bu konulara da bakarlar. Onun için çok kültür bir çok ödül önemliydi. Diye düşünüyorum. Evet, kültür ön plandaydı bildiğim kadarıyla, benim de gördüğüm kadarıyla. Soruların onunu da başarıyla cevapladığımı düşünüyorum. Fakat ben o kadar genç ve tecrübesizim ki olmadı herhalde. O kadar çünkü güzel bebek gibi genç kızlarımız da var benim dışımda. Geldim, giyindim, gidiyorum. Ensemden abim yakaladı. Nereye gidiyorsun? Dedim ki tamam benim işim bitti. Sen beni çağırdın geldim. Kızım dedi içeri yıkılıyor. 4 numara Eylül diye sen seçildin. Geç tacını tak. Öyle oldu zaten ilk başlangıç. Daha sonra zaten birinci seçilen güzel. O zaman yurt dışında bizi Türkiye'yi temsil evet. etmek üzere gidiyorsunuz. Ve sizi nereye gönderdik? Las Vegas. Son zaten son 10 yıl falan. Ondan sonraki 10 yılda sürekli gidiyorsunuz. Jüride oluyorsunuz ve taç devri yapıyorsunuz. Yani taç takıyorsunuz seçilen güzeli. Bu vesileyle evet biraz dolaştım diyebilirim güzeldi seyahatlerde. Harika. Biz de temsil ettiniz. Sağ olun. Evet. Şimdi bu Bizimkiler dizisi çok uzun soluklu bir dizi. 15 yıla yakın sürdü. Evet. Biraz şimdiki gençler hiç hatırlamıyorlar. Biraz hatırlatalım. Ne, 30 yıl önce bitti. Tabii ki 30 yıl önce ama ilk dizilerimizden diye düşünüyorum ben. Sevilen, izlenen, uzun soluklu takip edilen, beklenilen, işte şu Bizimkiler başlasa diye o televizyonun önüne dizilen insanlar kuru yemişlerini hazırlayıp evet, evet. da akşam bekleyen. Evet. Şimdi neler anlatıyordu dizi bize? Şimdi dizi şöyle, ben kendimden örnek vereyim. Ben o zaman da iş kadınıydım ve böyle çok hani dik duruşlu, omurgalı bir hanımefendi. Hayatım boyunca da hep öyle oldum. Belki kırmızı karakter olduğum için siz bilirsiniz. Beni Umur Bey çağırdığı zaman işte bir diziye başlanıyor.
deyip bir takım şeyler anlattığı zaman ben varım dedim. O zaman işte tam böyle bizim parladığımız, popüler olmaya başladığımız dönem. Ben kendim oynadım. Yani yine orada bir çalışan iş kadını, sadece zengin şımarık bir ailenin kızı ama biraz şımarık, nazlı. Fakat çatlak Nimet'in kızı olunca saçımı başımı yoluyordu benim. Yani onun işine gelmeyen bir şey olduğunda evli olmama rağmen bir bölümde saçımı başımı yolurdu Umur Bugay. Çünkü dizinin içinde espri var, biraz komedi var, her şey var, biraz gerçek hayat var. Aynen gerçek öyle. Hayattaki aynen kişiler öyle var. Şimdi biz o sizin dışınızda hangi kahramanlar vardı hatırlayabildiğiniz tabii kadarıyla? Ki, yani hepsini sayabilirim ama birkaç tane. Şükrü Şevket, Erdal Özyağcılar, Cihat Temel vardı. Nazan olarak işte bildiğimiz evet. Ayşe Sarıkaya, Mine Şenhuy, yine Mine benim kayınvalidemi oynayan. Dolayısıyla 72 kişiydik yani. Oo, sayarsan kalabalık program biter. Dolayısıyla şuydu, biz hayatımızda hani yaşadığımız olayları kaleme alıp getirip Umur Bugay'a veriyorduk. Örneğin ben Tapu'ya gittim. Tapu'da bir sorun yaşadım. Onu kaleme alıp kendi dilimce getirip Umur Bugay'a veriyordum. O onu senaryolaştırıyordu. Şimdi, yani hayatın içinden. Ben evimde bir sorun yaşıyorsam o sorun bir şekilde kaleme alınıyordu. Konuşuyorduk. Böyle bir sorunum var diyordum. İşte bir seçim zamanı seçim işleniyordu. Bayram zamanı bayram işleniyordu. Yılbaşında yılbaşı izleniyordu. Bir hakim baba Orhan Çağman ve Güzin Hanım vardı. Dolayısıyla bir hakim baba ve eşi, onun iki oğlu Şükrü Şevket ve onların eşleri çocukları çerçevesinde, bir de apartman çerçevesinde gelişen olaylardı. Bir de çok apartman sevdi, kapıcısı vardı diye tabii, ben hatırlıyorum. Cafer. Ercan abi. Halk çok sevdi. Evet. Çünkü hep kendinden birilerini buldu. Ah bu benim dayım, bu benim amcam. Bu benim gelinim, bu benim, bu benim diye oturdu seyretti. Dolayısıyla keyifliydi. Ben öyle bir dizide hem büyüdüm hem eğitildim. O kadar değerli tiyatro sanatçılarının hepsi arasında. Eğitimli, konservatuvarın hocaları, aynen. Oyuncuları, devlet tiyatrosunun oyuncuları, şehir aynen. tiyatrosunun oyuncularıyla aynen. birlikte. Hepsi seçilmişti zaten. Hem büyüdüm, hem öğrendim, hem eğlendim, hem eğitildim. Ben Onur olarak adlediyorum öyle bir dizide yaklaşık işte 1993'e kadar ben oynadım. Daha sonra 1993'te Yalancı filmini çekmek üzere Antalya Film Festivali'ne gitmemiz gerekiyordu. Yani onun için bir çalışmamız vardı. Zamanlar örtüşmediği için o filmin de başrolü Fikret Hakan'ın rahmetli Nur içinde yatsın. Bu arada sinemanın bütün kayıplarını sevgi ve saygıyla anıyorum burada. Doğru. Sanat camiasının hatta bütün kayıplarını saygıyla anıyorum. Orada başrolü oynuyordum. Fikret abi o zaman 60 yaşında falandı. Ben de işte 25'li yaşlardaydım. Ve eşini oynadım. Dışarı çıktığımızda herkes eşini arıyordu. Kim oynadı, kimdi bu hanımefendi falan diye. Çünkü 25 yaşında 60 yaşı oynarsanız hakikaten o da çok keyifli bir projeydi. Antalya Film Festivali'nde ödül aldı, birkaç ödül aldı. Osman Sınar çekti ve o ekipte de olmaktan büyük onur duydum. Filmin ismi neydi?